Bir markanın değerini belirleyen, gücünü belirleyen en önemli unsur bir markanın hikayesidir. Marka hikayesi tabanda yer alır ve pazarlamanın tüm dokunuşları aslında o marka hikayesinin üzerine inşa edilir. Ve marka hikayesini oluşturmak çok ama çok zordur. Ben uzun yıllardır birçok firmada çalıştım. Bu işin eğitimini aldım, vaka analizleri yaptım, birçok firma gördüm. Ama can tek kadar marka hikayesinin kuvvetli olduğu bir marka görmedim aslında. Bu Cante'nin en büyük değeri. Şimdi bu değer nereden geliyor? Bu değer aslında tamamen bir bakış açısından geliyor. Cante'yi sektörde diğer bütün global oyunculardan ayıran o bakış açısı. Şimdi normalde Cante sektörünü yani gıda işleme ve saklama sektöründeki firmalar biraz daha mühendislik odaklıdır. Yani olaya üründen bakarlar. Ürettikleri üründen bakarlar. Yani bir proje gerçekleştirildiği zaman müşteriye sorulacak ilk soru işte burada kullanılacak soğutma makinesinin kapasitesi nedir? Teknik özellikleri nedir? Panel nedir? Panelin ölçüleri nedir? Kalınlığı nedir? Gibi teknik sorular sorulur. Bu olaya biraz daha kullanılacak yani firmanın ürettiği üründen bakmak demektir. Ama Cante öyle yapmaz. Cante'nin çok fazla farklı bakış açısı var. Cante direkt müşteriye şunu sorar. Sen ne saklayacaksın? Veya sen ne işleyeceksin? Hangi ürünü? Hangi tarım ürünü? Bu elma olabilir, kırmızı et olabilir, balık olabilir. Ama ilk ürünü sorar. Sen ne yapacaksın bundan? Nasıl para kazanacaksın? Bunu nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsun? Bu bir gıdadır, bir doğal bir kaynaktır, doğal bir zenginliktir. Bu zenginliği nasıl bir planla daha zengin, bütün topluma böyle fayda sağlayabilecek bir şekle sokacaksın, bunu anlamaya çalışır. Bunu anladıktan sonra elmaya sorar. Der ki, elma der, senin bu coğrafyada çok daha iyi koşullarda saklanman, çok daha uzun süre taze kalman için ne gerekiyor? Neye ihtiyaç duyuyorsun? Elma ile konuşur Cantek. Ve konuştuktan sonra bir veri alır. Ve bunları biriktirir. Bunları kitap yapar, belgesel yapar. Böyle bir kurumsal bir kültürü var. Bunları biriktirdi mi? Böyle bir veri var mı? Ondan sonra müşteriye gider der ki kardeşim senin bu iş planına göre elmayı en verimli şekilde kullanman için senin şuna 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 ihtiyacın var. Yani bir makinenin gücünün seçimi, bir panelin kalınlığının seçimi, mimari çizimler bunlar sonuçtur, sonradır. Önemli olan gıdayı saklamaktır, gıdayı işlemektir. Önemli olan ürün fokusuyla bakmaktır. Saklanacak ürün fokusuyla bakmaktır. İşte Cantek bunu yapıyor. Müşteriye değer veriyor. Müşterinin ilk önce nasıl para kazanacağını gösteriyor. Hem müşterinin üretici olarak veya bu işin ticareti yapan kişi olarak müşterinin nasıl para kazanacağını gösteriyor. Onun hitap ettiği tüketicilerin nasıl o müşterinin ürettiği üründen fayda sağlayacağını gösteriyor. Tüketici düşünüyor ve tüketiciden de öte o bölgenin o Cantek'in sağlayacağı gıda işleme ve saklama altyapısıyla nasıl zenginleşeceğini anlatıyor. Yani hem tüketici, hem üretici, hem de bölge, şehir veya ülke aslında nasıl kazanır? Cantek bunun projesini yapıyor. Bir örnek vereyim. Sudan'da hayvan popülasyonu çok yüksek. Ama o hayvan popülasyonundan ülke faydalanamıyor. İşte bunun için Cantek çözüm getiriyor. Oradaki hayvanlar değerlensin diye. Senegal çok iyi bir soğan üreticisi. Çok güzel soğan üretiyor. Ama soğanların %70'i daha birinci ayın sonunda çöp olduğu için o soğanlardan Senegal yararlanamıyor. Halk da yararlanamıyor, üretici de yararlanamıyor, ülke de yararlanamıyor. Cantek buna çözüm getiriyor. Dolayısıyla üretilen gıdanın çok daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Bakın sadece üretilen gıdadan bahsediyorum. Yani aslında gıda güvencesinden bahsediyorum. Cantek'in var olma nedeni aslında her coğrafyanın kendi öz kaynaklarından, öz gıda kaynaklarından en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak. Yani gıdanın sürekli olarak ekonomik ve hijyenik olarak hijyenik koşullarda müşterinin yani tüketicilerin kullanımında olmasını sağlamak. Bu çok önemli bir şey. Ve bu konuda belgeseller çeken, vakfı olan, dolayısıyla gıdaya dokunan bir firma, gıdaya dokunan bir marka. Olay soğuk depo değil. Biz soğuk depocu değiliz Cantek olarak. Biz gıda saklama ve işleme işi yapıyoruz. Çok daha farklı bir yerde konumlanmış durumdayız. Ve önemli bir konu, çok güzel bir laf vardır. Dünyayı bekleyen en büyük tehlike, onu başkasının kurtarabileceğine inanmaktır. İşte Cantek buna inanmıyor.